Yani benim Türkiye'nin her yerinde evlatlarım var zaten, sıkıntı yok. O detaylara inşallah bir vakitte sizler de katılacaksınız. Ve ziyaretinize geldiğimizde bir tabakta bizim için koyacaksınız, pintilik yapmayacaksınız. O atandığınız yerlerin en pahalı yerlerini öğreneceksiniz. Ziyarete geldiğimde beni oraya götüreceksiniz. En dar pantolonumla gelirim, ona göre yani. Ve bugünün ganimeti var elimde sevgili arkadaşlarım. Banka söylemeyelim de saatini düşüren arkadaşım varsa emaneti güvenli ellerde değil, haberiniz olsun. Masada duruyor. Evet sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, dün Osmanlı kuruluş ve yükselmeyi de verip kültür medeniyete kadar getirmiştik. Bugün kültür medeniyetten alacağız ve aynı mantıkla ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Buradan ben bakacağım, uyuklayan olursa direkt hani uyarırım. Dediğim gibi stop attığımı da göstermek istemem tabii. Şimdi o zaman yerleşik hayata geçelim sevgili arkadaşlarım. Ve tekrardan bu vesileyle Babalar Günü'nü kutluyorum. Benim babam 2008'de vefat etti. Ahirete intikal eden bütün babaların da mekanı cennet olsun, ruhları şad olsun. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, Osmanlı kültür medeniyetinden biliyorsunuz 3-4 tane soru geliyor. Bilgimiz erler deyince yine ince ayrıntılara değinmeye gayret edeceğiz. Ama genel tekrar olduğu için tabii ki ana hatlar üzerinden gitmeye gayret edeceğiz. Ve elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce de dediğim gibi detaylandırmaya da çalışacağız. O zaman Allah mahcup etmesin. Amin. Hazır mıyız? Evet. İyi, hadi bakalım. Bunu Feyder Bey sorduğumda son saate doğru olmasın yani böyle. Marşı basmayan araba gibi olmasın. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki Osmanlı Devleti'nde padişahın malının mutlak vekili. Bakın dikkat edin. Padişahın malının mutlak vekili ve temsilcisi olarak kabul edilen ve anahtar kelime mali işlerden sorumlu Divan-ı Hümayun üyesi sevgili arkadaşlarım kimdir? Defterdar. Bak şimdi sen şunu biliyorsun, mali işlerden sorumlu olan onu biliyorsun ama adam senin kafanı karıştırmak için ne diyecek? Padişahın malının mutlak vekili. Yahu öyle bir şey var mı diye bir algı oluşacak. Var diyeceksin, o da kimdir efendim? Defterdardır. Şimdi Divan-ı Hümayun dedik sevgili arkadaşlarım. Divan-ı Hümayun'la ilgili birkaç bilgi tabii ki vereceğiz. Hemen onunla ilgili şu slaytımıza birlikte bir göz atalım. Tabii ki yazdıracağım bir ifade de olacak. Kimin zamanında kurulmuş sevgili dostlar? Orhan Bey zamanında. Üyelerini kim atıyor? Padişah kim azlediyor? Görevlerine kim son veriyor? Evet yine padişah. Fatih'ten itibaren Divan-ı Hümayun'a kim başkanlık yapacak? Sadrazam Osmanlı'da kaçıncı adam? Ve padişahın katılmadığı seferlere Serdar-ı Ekrem unvanı ile katılır. Orijinalini biliyorsunuz, onun orijinali Serkan-ı Ekrem'dir. Ama tarihçiler onu kıskandığı için Serkan ismini Serdar-ı Ekrem olarak literatüre geçecektir. Kubbe altı denilen yerde toplanırdı ve 2. Mahmut sevgili dostlar Divan-ı Hümayun'u kaldırarak yerine hangi sistemi getirmişti? Nazırlık sistemini, bakanlık sistemini getirmişti. Ve Divan-ı Hümayun'a ekle temyiz mahkemesidir. Yani yüksek mahkeme. Temyiz mahkemesidir. Temyiz mahkemesidir. Yüksek mahkeme olduğunu bilin. Divana taşılan davalara bakan isim ise kaz askerdir sevgili dostlar. Divana taşılan davalara bakan isim ise diğer bir Divan-ı Hümayun üyesi olan kaz askerdir. Bir de bir ÖSYM sorusunda Divan-ı Hümayun üyeleriyle ilgili hangisi diyor hiyerarşik olarak diğerlerinden daha üsttedir diye bir ifade vardı. Bakın burada senden isteyebileceği tek bir isim var. O da sadrazamdır. Tamam mı? Sadrazamdan sonra bir hiyerarşi yapmanıza gerek yok. O zaman öyle bir soruyla karşılaştığınızda Divan-ı Hümayun üyeleri içerisinde hiyerarşik sıralamada hangisi diğerlerinden daha üsttedir derse bilin ki sizden istediği Vezir-i Azam yani sadrazamdır. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Diğer bir ifademiz Osmanlı Devleti'nde kalemlerinden hangileri nişancıya bağlı olarak çalışırdı.
Şimdi biliyorsunuz nişancı iç ve dış çalışmalardan sorumlu olmakla beraber aynı zamanda arazi kayıtlarını da tutan kişiydi. Tahvirlerden de sorumluydu. Şimdi nişancıya bağlı tabii ki kalemler olacak. Hangileri var bakalım? Beylikçi var mı? Var. Tahvil var mı? Var. Ruhus var mı? Var. Ekle amedi kalem. Onu da ekle. Amedi kalemi ekle. Şimdi merak etme, burada sana beylikçi bir tık daha önemli, onu söyleyeceğim. Tahvil nedir? Ruhus nedir? Amedi kalem nedir diye sormaz. Senden isteyeceği, bu da düşük bir ihtimal olmakla beraber, nişancıya bağlı kalemlerden biri değildir ifadesi olur. Dört tane seçeneğimizi de tamamlamış olduk. Beylikçi, tahvil, ruhus, ekstradan neyi yazdık? Amedi kalem sevgili arkadaşlarım. Sorumuzun yanıtı Edirne. Şimdi bununla ilgili, beylikçi kalemiyle ilgili de ayrıca bir paylaşım olacak, onu da şurada göreceğiz. Şimdi mühim meseleler nerede görüşülür? Divan-ı Hümayun'da. O zaman Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar nereye yazılacaktır? Mühimme defterlerine yazılacaktır. İşte Divan-ı Hümayun'da alınan bu kararların mühimme defterlerine yazılmasındaki görevli beylikçi kalemidir. Yanına yazabilirsiniz. Yanına yazabilirsiniz. Beylikçi kalemi. Bilmeniz gereken de bu zaten. Özele indirgeyip sorduklarında bunu karşınıza çıkaracaklar. Defterler önemlidir sevgili arkadaşlarım. Defterler önemlidir. Tereke var. Diyor ki ölen bir kişinin geride bıraktığı mal varlığını belirleyerek mirasçıları arasında taksim etmek yani paylaştırmak amacıyla düzenlenen defterlere biz ne diyoruz sevgili dostlar? Tereke defterleri diyoruz. Bu tereke defterlerini düzenleyen kişi kimdir sevgili dostlar? Kassam. Peki kassam kime bağlı olarak çalışıyor? Kadı. Peki kadı atamalarından kim sorumlu? Kaz asker sevgili dostlar. Tekrar ediyorum. Tereke kayıtlarını tutmakla görevli olan kişi kassamdır. Kassam kadıya bağlı olarak çalışır. Kadı atamalarından sorumlu olan kişi ise kaz askerdir. Bak bazen sana kassamı vermez kadı der. Doğrudur. Tamam mı? Çünkü kassam kime bağlı olarak çalışıyor dedik? Kadıya. Tahrir, hatırlarsanız KPSS sorusudur sevgili arkadaşlarım. Tahrir defterleri, bu aslında bir çatıdır. Tahrir, genel tanımıyla şudur. İdari, mali ve askeri sayımların geneline verilen isim. Yani Osmanlı Devleti bir bölgeyi fethettikten sonra orayla ilgili Osmanlı'nın yapmış olduğu sayımlara biz ne diyoruz? Tahrir diyoruz. İşte o çatı altında da tabii ki de nelerimiz olacaktır? Tahrir defterlerimiz olacak. Peki bu tahrir defterlerini tutmakla görevli Divan-ı Hümayun üyesi kimdir? Nişancıdır. Yanına iliştirin. Tahrir kayıtlarından sorumlu olan kişi sevgili arkadaşlarım nişancıdır. Şimdi nişancıyı yazdıktan sonra tahrir defterlerine de dört tane örnek vereceğim. Yaz. Mufassal. Mufassal. İcmal, mufassal, icmal, avarız, cizye. Tamam, merak etmeyin, mufassal nedir, icmal defterleri nedir diye sana sormaz. Avarız defterleri nedir, işte cizye defterleri nedir diye sormaz, merak etme sen. Bu yazdırdıklarının tahrir çatısı altında öğrenmen gerektiği için ben bunu paylaştım. Dikkat edeceksin. Burada şeyi hatırlatmak isterim. Cizye neydi cizye? Gayrimüslimlerden askerlik hizmeti karşılığı alınan vergi. O zaman mantık yürüp cizye defterleri neyle ilgili olur? Tabii ki o paylaştığım ifadeyle ilgili olur. Ondan sonra olağanüstü durumlarda toplanan verginin adı neydi? O zaman avarız vergisi ödemekle yükümlü kişiler de avarız defterlerine yazılacaktır. Avarız demişken sevgili arkadaşlarım, milli mücadele döneminde avarızın karşılığı tekalifi milliye emirleridir. Tekalifi milliye emirleri ise Kütahya Eskişehir muharebeleri sonucunda başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından yayımlanmış idi ordunun muharebe gücünü arttırmak amacıyla. Bir diğer ifadeyle devam ediyoruz. Önce sevgili dostlar, lütfen sevgili onu daha sonra sizlerle paylaşayım. Şu sorudan sonra onu paylaşayım.
Yukarıdaki görevler aşağıdaki divan-ı hümayun üyelerinden hangisine aittir diyor. Şimdi padişahın tuğrası. Bak tuğrayla mührü karıştırma. Padişahın mührünü taşıyan kim? Sadrazamdır. Sadrazamın diğer adı veziri azamdır. Tamam. Yine onun dışında tuğra dediği için bu padişahın imzasıdır. İmzasını çeken anlamına gelir. Yine sarayın iç ve dış çalışmalarından sorumlu olmak, dirlik kayıtlarını tutmak, demin de yazdırdığım tahrir kayıtlarını tutmak. Hangi divan-ı hümayunesine aittir sevgili dostlar? Nişancıya aittir diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Bu bilgiyi de verdikten sonra bu soruya birazdan bir daha geri dönüş yapacağım. Çünkü bağlantı kurmam gerekiyor. Bakın, Seyfiye diyor. Bir dinle beni. Osmanlı'da yönetici sınıf vardır. Yönetici sınıf. Biz o yönetici sınıfı 3 ana başlık altında toplarız. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Bir dördüncüsü var. 3 ana başlık ama bir de dördüncüsü var. Nedir? Saray halkı. Bakın seyfiye, ilmiye, kalemiye. ÖSYM'nin vazgeçilmez soru kalıplarındandır. Seyfiye üyelerindendir, değildir. İlmiye üyelerindendir, değildir. Kalemiye üyelerindendir, değildir. Dikkat edeceksin. Çıkmış soruları irdelediğinde, incelediğinde üçüyle ilgili de soruları göreceksin. Onun için dikkat edeceksin. Seyfiye askeri bürokrasi demektir. İlmiye bir şey yazma. Bu özellikle eğitim, din ve hukuk bürokrasisi demektir ilmiye. Kalemiye ise bildiğiniz o bürokrasi, diplomatik faaliyetlerle ilgilenen ve mali işlerle bakan kişilerin bulunduğu sevgili dostlar yönetici sınıftır. Şimdi sorumuza dönecek olursak, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfının üyelerinden biri değildir? Ehli seyf, kılıç ehli anlamına da gelir. Seyf kılıç demektir zaten. Sadrazam var. Beylerbeyi var. Yeniçeri ağası var. Kaptanı derya var. Peki müderris, medres hocalarına verilen isim eğitimle ilgili. Eğitimle ilgili olan kişiler ise ilmiye. Evet. İlmiye sınıfına mensuptur diyoruz. Şimdi demin şu soruya geri dönüş yapacağımı söylemiştim. O zaman beraber değerlendirelim. Kaz asker hangi sınıfa mensup? Kaza, bak işte düştüğün hata, kaz asker, kadı ve müderris atamaları, eğitim ve hukuk. O zaman sevgili, bak ÖSYM biliyor. İşte ÖSYM biliyor, bunu 2014'te sordu sana. Kaz asker, asker var ha, bu o zaman askeri bürokrasi. Ha, ışığı gördün yine. Dolayısıyla kaz asker, ilmiye. Ben daha ilk derste yükseltmeyin beni. Sevgili arkadaşlar, ilmiye sınıfına mensuptur kaz asker. Nişancı, kalemiye, reisül küttab, kalemiye, Şeyhülislam, ilmiye. Zaten ilmiye sınıfının en tepesinde kim var? Şeyhülislam. Bu arada ilmiye sınıfı mensupları devşirme asıllı olamaz. Ondan sonra vezir azam, sadrazam ise seyfiye sınıfı üyelerindendir sevgili arkadaşlarım. Evet yine maşallah. Evet. Şimdi bir diğer sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Toprak sistemiyle ilgili Osmanlı Devleti'nde dikkat et, gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılan ve altını çiz intizam sisteminin uygulandığı topraklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de doğrudan dediği için neyi alacaksınız? Mukata. Şimdi burada çeldirici tabii ki malikanedir ama malikane sevgili dostlar birazdan da göreceğiz. Üstün hizmet karşılığı verilen topraklara, gelirleri tahsis edilen topraklara verilen isimdir. Bir de malikane sistem var, onunla karıştırmıyorsunuz. Neydi malikane sistem? Bir bölgenin gelirlerinin ömür boyu ihale edilmesiydi. Şimdi değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Bu iltizam sistemi daha çok salyaneli eyaletlerde uygulanır. Yani yıllıklı eyaletlerde uygulanır. Yani merkeze uzak eyaletlerde uygulanır. Haberiniz olsun. Ve süreç içerisinde Osmanlı'nın peşin para ihtiyacı ortaya çıkınca bu iltizam sistemi daha da ne olacak? Yaygınlaştırılacak ve salyanesiz eyaletlerde de uygulanmaya başlanacak. Şimdi sen iltizam sistemini salyanesiz eyaletlerde de uygulamaya başlarsan senin tımar sistemin bozulur. Tımar sistemin bozulursa tımarlı sipahi sayın otomatikman ne olur? Azalır.
O zaman sen o askeri dengeleri korumak istiyorsan maaşlı asker sayısını ne yapacaksın? Arttıracaksın. Artı SEKBAM Sarıca adı verilen sevgili dostlar ücretli askerlerden de yararlanmaya başlayacaksın. Yani ekonomiye ekstradan külfet oluşturacaksın. Şimdi sorumuzun yanıtı mukata. Peki hocam diğerleri? Hatırlayın dünden bir soruda 5 sorulur aslında bu sevgili arkadaşlar. Birlikte değerlendireceğiz. Gelirleri padişahın kızları, anneleri, ifadenin güzelliğine bakın, eşleri, lerlar, ayrılan topraklar. Yazın yanına sevgili dostlar, taşmaklık. Gelirleri padişahın kızlarına, annelerine, eşlerine ayrılan topraklara biz taşmaklık diyoruz. Yine gelirleri üstün hizmetlerine karşılık bazı devlet görevlilerine verilen topraklar malikane. Malikane. Yine gelirleri sınır boylarında görevlerine karşılık akıncılara ve muhafızlara verilen topraklar yurtluk. Yurtluk ve sevgili arkadaşlarım geliri kale muhafızlarına ve tersane. Burada tersanedir anahtar kelime, tersanenin altını çiz. Gemi yapılan yer biliyorsunuz tersane. Tersane giderlerine ayrılan topraklara da biz ne diyoruz? Evet, ocaklık diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu da bu şekilde. Şimdi devam ettiğimizde bakın önemli bir soru kalıbıdır Osmanlı Ordu Teşkilatı ile ilgili. O kapı kulu, piyade ve süvari ayrımını yapmak zorundasınız. Piyade demek, yaya demek, süvari demek, atlı demek. Biliyorsunuz ilk Osmanlı düzenli ordusunu kim kuruyordu? Orhan Bey kuruyordu sevgili dostlar. Yaya ve müsellem olarak. Şimdi diyor ki Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin ihtiyacı olan ok, yay, kalkan, kılıç, zırh, tüfek gibi aletlerin yapıldığı ve tamir edildiği ocak aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi silah, yapım, bakım ve onarım diye biz öğrendik. Biz burada ne yaptık? Biraz daha sevgili dostlar ifadeleri uzattık. İşte ifade uzayınca senin biraz acaba başka bir şey de olabilir mi algısı oluşturmaktır. Dikkat edeceksin, ana fikir belli. O zaman sorumuzun yanıtı ne olacak? Cebeci. Şimdi ben olsam ki kullanırım bunu peyderpey sevgili dostlar cebellüğü de koyardım buraya. Şimdi cebellüğü nedir cebellüğü? He işte o he. O dinlik sistemine göre yetiştirilen askerlerin her birine verilen isim. Bakın yapıyoruz bu hataları yapıyoruz. Cebeciyi cebellüğü cebellüğü cebeci diye okuyoruz ışığı görüyoruz. Dikkat edeceksiniz. Şimdi peki hocam diğerleriyle ilgili tanımlamalarınız var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Şimdi kale kuşatmalarında surları yıkmakla, tünel kazmakla, top fitillerinin ateşlenmesiyle ve köprü yapmakla bak burada anahtar kelime tünel kazmak. Tünel kazmaksa yaz sevgili dostlar lağımcı. Lağımcı. Ondan sonra sevgili dostlar havan topu, el bombası bak el bombası altını çiziyorsun. Kumbaracı. Kumbaracı. Yine sevgili dostlar, sınır ve uçlarda bulunan atlı birliklerden oluşan keşif birlikleri. İslamiyet öncesinde biz buna ne diyorduk keşfe? Yelme diyorduk, dün paylaşmıştık. Hatta yelmeden bahsederken akıncılara da atıfta bulunmuştuk. O zaman yanına akıncılar yazın, akıncı yazın. Akıncı yazdıktan sonra onu renklendir. Akıncı yazdıktan sonra onu renklendir. Aşağıya doğru bir ok çek bakalım. Akıncı aileler vardır sevgili dostlar. O akıncı ailelere örnek vermemiz gerekiyor. Öğrenmenizi de tavsiye ederim. Malkoç. Evrenoz. Malkoç. Evrenoz. Mihal. Mihal. Turhan. Turhan. Evet, dört tane ifade paylaştık. Adam akıncılar hakkında bilgi verir. Belirli ailelere bu görevin yüklendiğine dair bilgileri aktarır. Sonra der ki bu akıncı ailelerine örnek verilemez diye soran haberiniz olsun. Ondan sonra saray ve köşkleri korumakta görevli askeri birlik bir ÖSYM sorusudur sevgili dostlar. Ne diyeceksiniz? Bostancı diyeceksiniz yanına bostancıyı yazıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bakın yine bir soruda epey bir şey öğrenmiş olduk, tekrar etmiş olduk.
Neydi penç? 5. Pençlik de nedir sevgili dostlar? Savaş esirlerinin 1/5'inin asker ihtiyacının karşılanması amacıyla nereye aktarılmasıydı? Orduya aktarılmasıydı. Sakıncaları ortaya çıkınca sistematik olarak, aşamalı olarak biz pençlik sisteminden hangi sisteme geçeceğiz? Devşirme. Özellikle Rumeli'deki Hristiyan köylü çocukları devşirilir. Bak, özellikle Rumeli'deki Hristiyan köylü çocukları. Yahudilerden devşirme olmaz demiştik. Bunun sebebi, hikmeti neydi? Çünkü onlar şehirli. Ve süreç içerisinde Osmanlı Anadolu'daki Hristiyan köylü çocukları da devşirecektir. Örnek, Mimar Sinan, Kayseri Ağrınas'a bağlı Sinan köyünden devşirilmiştir. Ama genelleme yapacak olursak, devşirme sistemi özellikle hangi coğrafyadan yapılıyormuş Osmanlı'da? Rumeli'den. Ve devşirme sisteminin askeri boyutu olduğu gibi idari, yani yönetimsel boyutu vardır. Bunlar acemi olanlar ocağından eğitimini tamamladıktan sonra sevgili dostlar, lütfen dikkat, göreceksiniz şurada zaten bedelgah denilen kapıya çıkma olayı olur. Biz buna çıkma da deriz, kapıya çıkma da deriz. Yani bir sınav yapılır, biraz daha başarılı olanlar Enderun Mektebi'ne, diğerleri ise diğer kapı kulu ocaklarına dağıtılacaktır. O zaman devşirme sisteminin askeri boyutu olduğu gibi aynı zamanda yönetimsel idari boyutunun olduğunu bil. Detaya giremeyeceğim çünkü vaktim buna müsait değil. Devşirme sisteminin merkezi otoriteyle de bağlantısı vardır. Ve devşirmenin ilk Türk İslam devletlerindeki sevgili dostlar karşılığı da neydi ilk Türk İslam devletlerinde? Gulam olarak değerlendirmiştik. Aslında gulam ilk etapta pençik ama %90 oranında neyle örtüşüyordu? Devşirmeyle. Tamam. Ve kapı kulu askerleri, gerek piyadeleri, gerekse de süvarileri hangi sisteme göre yetiştirilecektir? Devşirme sistemine göre yetiştirilecektir diyoruz. Şimdi sevgili dostlar, genel bir sorumuz var, birlikte bakalım. Diyor ki sorumuz, Osmanlı Devleti'nde kapı kulu askerlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Merkez ordusu olma, doğru mu? Bak şimdi, merkez ordusu demek başkent etrafında konuşlanmış demektir. Osmanlı'ya başkentlik yapan 3 önemli şehir vardı. 1. Bursa, 2. Edirne, 3. İstanbul. Bak, yönetim merkezi yapan başka yerler de var. Ama senin özellikle bilmen gerekenler hangileri? 1. Bursa, 2. Edirne, 3. İstanbul'un fethinden sonra yıkılışa kadar zaten payitaht, başkent neresi olacaktır? İstanbul olacaktır. Güneyit ilk yıllarda Osmanlı yönetim merkezini sürekli ne yapıyordu? Neden? Fetih bölgelerine yakın olmak istediği için. Merkez ordusu demek başkent etrafında konuşlanmış demektir. Sonra her padişah değişikliğinde ne alıyorlar sevgili dostlar? Julus bahşişi alıyorlar. Devşirme askerlerden mi oluşuyor? Evet. Hizmetleri karşılığı 3 ayda bir, yani yılda 4 kez ulufi alıyorlar. Bunun ilk Türk İslam devletlerindeki karşılığı neydi? Bistegani demiştik. Bistegani. Giderlerin için zaten şu ikisi birbiriyle ne oluyor sevgili dostlar? Ölçme ve değerlendirme açısından baktığımızda zaten örtüşmüyor. Giderleri için tımar topraklarından kaynak oluşturma olmaz. Bu tımarlı sipahiler, yani cebelüler için geçerli olan bir bilgidir. Peki, şimdi sevgili dostlar, Osmanlı donanması ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Komik bir isimle başlıyorum sevgili arkadaşlarım, Levent. Şimdi, Levent deniz askerlerine, yani ben Levent Hoca'dan dolayı diyorum, şimdi aranızda Levent ismi olan arkadaşlar lütfen alınmasın, ben Levent Hoca'dan dolayı diyorum, branşı da komik, kendisi de komik. Şimdi, yani hiçbir branş tarih gibi olamaz. Onun için sevgili dostlar, ego tavan. Levent, deniz askerlerine verilen isim, doğru mu? Güzel. Gabya. Şimdi bu gabya çok kullanılmaz. Kalyoncu, forsa, bunlar daha çok nedir? Duyum diye verdiğim seçeneklerde yer alabilecek ifadelerdir. Yoksa bir sorunun yanıtı gabya, forsa, kalyoncu olma ihtimali çok ama çok düşüktür. Gabya, yelkenleri açan ve muhafaza eden kişilere verilen isimdir. Doğru.
Ondan sonra sevgili arkadaşlarım, kalyoncu, yelkenli gemiler denize açılmadan önce belirli kazalardan geçici olarak alınan bahriye sınıfı, forsa, gemilerde kürekçilere, kürekçilerin altını çiziyorsunuz ve kaptanı derya. Tersaneden sorumlu kişiye verilen isim diyor. Yanlış. Tersaneden sorumlu olan kişiye verilen isim tersane eminidir. Tersane emini. Tersaneden sorumlu olan kişiye verilen isim tersane emini. Peki kaptanı derya ne sevgili dostlar? Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin başında bulunan kişidir. Haberiniz olsun. Bunun Anadolu Selçuklu'daki karşılığı neydi? Melikus Sevahil demiştik. Dün hatırlayalım. Peki. Şimdi bakın önemli bilgiler var. Her şeyi tabii soru olarak da düşünmeyeceğiz. Bunların da ayrı ayrı hani soru oluşturulabilecek ifadeler olduğunu bilin. Piri Reis. Sevgili arkadaşlar, Dünya Haritası Kitab-ı Bahriye. Burada Kitab-ı Bahriye önemlidir. Bir de yanına Piri Reis'in HDS yazın. Yani Hint Deniz Seferleri. HDS. İkincisini düzenliyor sevgili arkadaşlarım. Sonra Seyyid Ali Reis. Miratül Memalik önemli. Altını çiz. Miratül Memalik. Yanına yine bir HDS yaz. Yani Hint Deniz Seferleri. Dördüncüsünü düzenliyor sevgili arkadaşlarım. Dördüncüsü. Bakın önemlidir. Piri Reis. KPSS sorusudur. Seyyid Ali Reis'i direkt daha sormadılar. Haberiniz olsun. Turgut Reis. Malta kuşatması. Malta kuşatmasında şehit düştüğü için sevgili dostlar kuşatma kaldırılıyor. Soru şöyleydi. Turgut Reis'in hani şehit düşmesi üzerine kuşatması kaldırılan yer diye soruyor. Malta. Bu arada Malta hiçbir zaman Osmanlı Devleti tarafından alınamamıştır. Ondan sonra Uluç yani Kılıç Ali Paşa, İnebahtı, Lepanto savaşı olarak da geçer sevgili dostlar. Biliyorsunuz İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanması yakılıyor. O Müezzinzade Ali Paşa var o dönemde kaptanı derya. Oradaki gemilerin bir kısmını kurtararak nereye getiriyor? İstanbul'a. Bu başarısından ötürü dönemin padişahı 2. Selim ona kılıç unvanını veriyor. Ve aynı zamanda da kaptanı deryalığa getiriyor. Dikkat et. İnebahtı Savaşı'nda Osmanlı gemilerinin bir kısmını kurtararak İstanbul'a getirdiği için kılıç unvanını alan. Kimmiş abi? Uluç Ali Paşa. Ve benim adamım Barbaros Hayrettin Paşa. Ne diyorduk? Diğer adı neydi? Hızır Reis sevgili arkadaşlarım. 1538'de Haçlı İttifakı'nı nerede tokatlıyor? Preveze. Ve Preveze Deniz Savaşı'nın yıl dönümü günümüzde yaz donanma günü olarak kutlanmaktadır. Günümüzde donanma günü olarak kutlanmaktadır yaz. Bak şeyle karıştırma. Deniz kuvvetlerinin kuruluşu farklı bir şey. O 1081. Ben donanma günü diyorum. 28 Eylül. Ha 27 Eylül olarak da geçiyor ama o çok önemli değil. 27 ya da 28 Eylül'ün bir önemi yok. Sen şunu bileceksin. Yıl dönümünün donanma günü olarak kutlandığı gelişmeyi bileceksin. Söyle bakayım. Ama bu ruhsuzluk da olmaz ki ya. Ruhsuzluk da olmaz. Söyle bakayım. Evet. Heh, böyle olacaksınız. Bütün enerjinizi o işte çekti. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. İşim bitmedi. Burak ve Kemal Reis'i ekleyin bakalım bu önemli denizcilere. Burak ve Kemal Reis. Sevgili dostlar, İspanya'daki Müslüman ve Yahudilere yardım yazmanız yeterli. İspanya'daki Müslüman ve Yahudilere yardım. Bu 2. Bayezid döneminde sevgili arkadaşlarım, haberiniz olsun, bir köşede dursun. Ama burada özellikle ÖSYM ayarında Piri Reis, Seyyid Ali Reis hepsi var. Burak ve Kemal Reis'i de tabii genel kültürde seçenekte kullanır ama ÖABT'de tarihçi ve sosyalci arkadaşlarım varsa bilmek zorunda Burak ve Kemal Reis'i. Siz de bilmek zorundasınız. Evet, şimdi Osmanlı donanması tarihte kaç kez yakıldı? Say lan. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ya kusura bakmayın bazen hani böyle ağzım ki olabiliyor, bozulabiliyor ama beni bilenler bilir, at niyetli değil. Şimdi sevgili dostlar, bir İnebahtı.
Yakan Haçlı İttifakı. Ne zaman yakılmış? 1571. Hangi padişah dönemi? 2. Selim. Kaçıncı yüzyıl? 16. Bak dikkat et, sen orada yüzyılı görünce böyle kalıyorsun. Dikkat et. 16. yüzyıl 1571. Keşme. Rusya. 1770. 3. Mustafa dönemi. Kaçıncı yüzyıl? 18. Çok iyi. Yine sevgili arkadaşlar, Navarin. Bak İngiltere, Fransa, Rusya. 1827, 2. Mahmut dönemi. Kaçıncı yüzyıl? 19. Sinop, Rusya. 1853, Abdülmecit dönemi. Kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl. Adam sorar, hani Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler arasında der, yüzyıl olarak sorar. Sen hepsini hani orada İnebahtı'yı da verir, Çeşme'yi de verir ama adam 19. yüzyıldakini soruyordur. Anlatabildim mi? Peki sen nasıl hareket ediyorsun? İnebahtı'da da yakıldı, Çeşme'de de yakıldı diye bakıyorsun. Ama adam 19. yüzyılda yakılan yerleri soracaktır. Dikkat edeceksin. O zaman Navarin ve Sinop'u almak zorundasın. Ya da 18'i sorduğunda neyi almak zorundasın? Ya da yüzyıl belirtmedi, alayını alırsın. Burada çaldırıcı ifade olarak neyi kullanır? Ebukir'i kullanır. Bugün göreceğiz. Ebukir. Bu İngiltere'nin, Fransa'nın donanmasını yaktığı yer, Mısır kıyılarında. Evet, bir diğer sorumuz sevgili arkadaşlarım. Önemlidir. Yani çıkmış soruları çözmüş olmanız gerekiyor şimdiye kadar. 2014 lisans sorusu neydi? Boynuk. Bak 2014 lisans sorusu. KPSS tarihinin en zor tarih testiydi 2014 sevgili arkadaşlarım. Orada boynuğu sormuşlar. Şimdi ama cevabımız o mu değil mi şimdi göreceğiz sevgili dostlar. Osmanlı Devleti'nde Hristiyan askerler içerisinde yer alan ve ilk dönemlerde ordunun muhtelif araç gereçlerini taşımakla görevliyken sonraki süreçte askeri inşaatlarda işçi olarak kullanılan askeri sınıf sevgili dostlar cerrahordur. Cerrahur, cerrahor. Tamam mı Merveciğim? Cerrahor. Peki hocam, Martolos'la ilgili bir püf noktanız var mı? Yaz yanına. Akıncıların Hristiyan versiyonu değil. Akıncıların Hristiyan versiyonu. Yani yine bunların da keşif yapma gibi, düşmanın savunma sistemini bozma gibi, istihbarat gibi görevleri var Martolosların. Boynuk, uzunca bir tanımı var ama sen at bakıcısı olarak yaz yanına. Seyis olarak da düşünebilirsin. Boynuk. Azap, azep, bekar erkek. Bekar erkek demek sevgili arkadaşlarım. Bakın bunun iki boyutu var. Osmanlı kara kuvvetlerinde de yararlanmıştır. Deniz kuvvetlerinde de yararlanmıştır. Ama hocam biz kara kuvvetlerinde öğrendik. Tamam, ben de diyorum ki deniz kuvvetlerinde de yararlanılmıştır diyorum. İki boyutunun olduğunu bil. Saka sevgili arkadaşlarım. Tabii ki neyle ilgili? Su. Saka sudan aklınıza gelsin. Ordunun su ihtiyacını karşılama. Bak adamlar boynunu sordu. Ben azap ve sakanı sorulacağını çok düşünmüyorum. Burada soracaklarsa ya cerrahur ya da cerrahor ya da martolos. Bakın martolos diyorum, martolos da diyebilir. Hani farklı bir kavrammış gibi, lütfen ama lütfen düşünme. Peki yine güzel öğretici bir soruyla devam ediyoruz sevgili dostlarım. Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemiyle ilgili. Osmanlı Devleti'nin hukuk hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur? Birlikte bakalım. Ölen kişinin geride bıraktığı mal varlığını belirleyerek. He. Bu işte uğraşan kimdi? Kassam. Yaz o zaman yanına. Kassam. 10'dan sonra sevgili arkadaşlarım. Şer'i mahkemelerde davalı ve davacıyı mahkemeye çağırmakla görevli olan kişi. Muhzır. Muhzır. Muhzır'ın bir özelliği daha var. Yaz. Muhzır'ın bir özelliği daha var. Yaz. Yeniçerileri denetler diye. Bilin bunu. Yeniçerileri denetler. Tamam mıyız? Peki mahkemelerde hem şer'i hem örfi davalara bakmakla görevli kişi kadı. Ondan sonra adalet işlerinin divandaki temsilcisi ve büyük davalara bakmakla görevli olan kazasker. Çok iyi. Ve o zaman sorumuzun yanıtı ne oluyor? Naib. Naib'in kelime anlamı neydi? Vekil. Bak şimdi.
Selçuklulardan naib derse sultan vekili olarak düşüneceksin. Hani sultan merkezde olmadığında ya da küçük yaşta birisi tahta çıktığında ona vekalet eden. Ama şunu bil, Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili bir kavramdır. Kadı naibi diyoruz mesela. Anlatabildim mi? Kadı naibi. Hukuk sistemiyle ilgili bir kavram olduğunu da öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Peki Osmanlı'da dün paylaşmıştım sevgili dostlar sözlü olarak. Hatırla. İlk kanunname neydi? Kanunname-i Ali Osman genellikle seçeneklerde kullanılır. Haberiniz olsun. Fatih Kanunnamesi. Ve defterler önemlidir. Defterler önemlidir. Hani tahrir defterlerinden bahsettik. Mühimme defteri dedik sevgili arkadaşlarım. Şimdi Osmanlı mahkemelerinde verilen kararlar şeriye sicillerine yazılırdı. Bunu lütfen ama lütfen unutma. Şeriye sicilleri sevgili dostlar. Üniversitede bizim canımızı okuyan belgelerdir. Peki, şimdi yabancı olmadığınız bir şey. Yabancı olmadığınız bir şey. A seçeneğini kesinlikle ve kesinlikle çok iyi biliyorsunuz. B seçeneğini de çok iyi biliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi sorumuza dönecek olursak, Osmanlı Devleti iktisadi hayatında geçimini ticaret ve zanaatla sağlayan kişilere dükkan açmak, enektar kelime odur. Dükkan açmak, yani izin belgesinden bahsediyor. Yapıştır. Evet, gidik. Peki, hocam diğerleri. Bakalım, diğerleriyle ilgili de var zaten. Eksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara müdahale edilmesi. Nar, yaz abi, üşenme. Hocam dün yazmıştım, olsun yaz sen. Yine sevgili arkadaşlarım, devam ettiğimizde Osmanlı Devleti'nin peşin para ihtiyacını karşılamak için uyguladığı sistemlerden biri. İltizam. İltizam. Peki iltizamın yanına virgül, mültezim yaz. Mültezim. Neydi mültezim? İltizam sahibi. Virgül, muaccele yaz. Muaccele. Kiralama bedeli. Muaccele. Hazineye aktarılan para. Tekrar ediyorum. İltizam, mültezim, muaccele. İltizam sahibine biz mültezim, hazineye aktarılan o satış bedeline de ne diyoruz sevgili dostlar? Muaccele. Peki bir bölgenin gelirlerinin ömür boyu kiralanmasına da verilen isim neydi? Malikane. Peki malikane sistemde malikane sahibine verilen isim nedir? Malikane sahibi sevgili arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Koyun ve keçi üzerinden alınan vergi. Anam, adet-i anam olarak da geçer sevgili arkadaşlarım. Adet-i anam. Ondan sonra üretilen malların kalite denetimini yapan kişi, bilir kişi yaz ehli hibre. Ehli hibre, bilir kişi, kalite kontrolcü anlamına geliyor sevgili dostlar. Bezirgan, büyük tüccar, o çok önemli değil. Çift bozana dikkat edin. Çift sevgili dostlar, özür dileyerek söylüyorum. Bir çift öküzün sürebileceği kadar alandır. Bir çift öküzün sürebileceği kadar alana biz çift diyoruz. E çift bozan da nedir? Çiftini sebepsiz yere boş bırakan kişiden alınan bir vergidir. Yani bir ceza vergisi olarak da değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aha. Bu slayta dikkat edeceksiniz. Burada beni ifade eden bir ekonomik anlayış da var sevgili arkadaşlar. Şimdi Serkanizm. Şimdi Osmanlı klasik dönemi. Bakın şimdi. Şu klasik dönem deyince hangi aralığı düşüneceksiniz? Mimari hariç. Bak mimari hariç tutuyorum. Demek hocam. Mimari hariç tutuyorum. Klasik dönem dediğinde 1300-1600 arasını düşüneceksiniz. Tamam mı? Hani Osmanlı klasik döneminde, ya tamam da hocam bu hangi dönem? 1300-1600 arasıdır. Klasik dönem. Aslında kuruluş ve yükselme dönemi. Ama sanatta farklıdır. Mimaride farklıdır sevgili dostlar. Osmanlı'nın ilk 200 yılı erken dönem. Sonraki 200 yılı tabii ki sevgili dostlar klasik dönem. Ve sonraki 200 yılda nedir? Geç dönem olarak karşımıza çıkacaktır. Dikkat edin. Sadece mimaride öyle düşüneceksiniz. Üçe böleceksiniz mimaride. Ama normal koşullarda klasik dönem dediğinde ilk 300 yılı düşünüyoruz. Şimdi klasik dönemde ekonomik ilkeleri, gelenekçilik, çok uzatmadan yaz yanına anahtar kelime mevcut dengeleri koruma.
mevcut dengeleri koruma. Bir şey söyleyeyim mi dostlar? Bunları tanım olarak sormazlar. Aynı böyle bunu öncüllü hale getirip klasik dönem Osmanlı ekonomisinde ilkelerinden hangileri benimsenmiştir diye sorar. Bu üçünü isteyecektir senden. Gelenekçilik, mevcut dengeleri koruma. İaşecilik, bunu biraz uzatmamız gerekiyor. Reaya'nın refahını yazıyoruz. Reaya'nın refahını sürekli kılmak için reaya biliyorsunuz vergi ödemekle yükümlü halk. Reaya'nın refahını sürekli kılmak için piyasada istenilen kalitede ürün bulunması. Kısaltılmış hali bu. İstenilen kalitede ürün bulunması. Evet, bu da iaşecilik. Fiskalizm. Sevgili dostlar şöyle diyoruz. Devletin gelirlerini mümkün olduğu kadar arttırmak. Devletin gelirlerini mümkün olduğu kadar arttırmak. Ve o ulaştığı noktada da tutmak. Sen onu yaz yeterli. Devletin gelirlerini mümkün olduğu kadar arttırmak. Yani maksimum tasarruf, minimum harcama. Yani ben maksimum tasarruf, minimum harcama. Mevcut dengelerlerse gelenekçilik, reaya'nın refahı ile ilgili bir şey istiyorsa iaşecilik, maksimum tasarruf, minimum harcamayı çağrıştıran bir ifade varsa fiskalizm. Ve yine ÖSYM'nin vazgeçilmezleri. Bak bunları öğrenmek zorundasın yine allıklık had safhada. Toparlan. Menzil teşkilatı, Mekkali taifesi, derbentçiler, kervansaraylar, bedestenler. Şimdi menzil teşkilatının görevi şudur. Ticari merkezler arasında koordinasyon. Yazabilirsin. Ticari merkezler arasında koordinasyon, haberleşme. Ticari merkezler arasında koordinasyon, haberleşme, iletişim. Ticari merkezler arasında koordinasyon, haberleşme dedik. Mekkali taifesi, ticaret yollarında taşımacılığı yapan. Bak taşımacılığı. Ticaret yollarında taşımacılığı yapan. Peki derbentçiler, güvenliği sağlayan. Ticaret yolların, önemli geçitlerin, yolların güvenliğini sağlayan. Güvenliğini sağlayan. Tamam. Peki sevgili dostlar, kervansaraya yazma, şey yazma. Kervansaraylarda biliyorsunuz belirli aralıklarla yapılardı. Tabii ki yapılış amacı ticaridir. Bak yapılış amacı ticaridir kervansarayların. Ancak sanatsal boyutu var mı? Var. Aynı zamanda sevgili dostlar askeri boyutu var mı? Var. Ama benim burada amacım ticari bir gereksinimdir. Sanatsal gereksinimin bir sonucu değildir. Bak sanatsal gereksinimin bir sonucu değildir. Tamam kendisi sanatsal bir yapıya sahiptir. Ama benim ticari gereksinimin bir sonucudur kervansaray. Dikkat edeceksin. Bedesten de dün paylaşmıştık zaten. Günümüzün AVM'leri sevgili arkadaşlarım buna örnek verilebilir demiştik. Dün de zaten Armada'da Armada'da sevgili dostlar ne vardı? Duman konseri vardı. Bazı arkadaşların hikayelerinde o kadar tekrardan sonra bu nasıl bir enerji? Ben eve zor attım kendimi. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım bir diğer ifademiz. Haydi bakalım. İlk bakır para. Söyle. Olmaz böyle. Valla anlaşamayacağız böyle. Evet. Osman Bey. İlk gümüş para. Orhan Bey. Altın para. Ha. Yani sikke-i hasene diyoruz. Kağıt para. Yaz kağıt paranın altına. Kaime. Kaime. Kaime-i nakdi muteberi olarak da geçer. Hani çoğumuz duymuştur. İnanıyorum hani eskiler der ya bu kaç kayma. İşte aslında o kaç kaimedir sevgili dostlar. Peki. Devam ediyoruz değerli dostlarım. Bir diğer soruyla. Dikkat dikkat. Osmanlı Devleti dönemine ait aşağıdaki mimari eserlerden hangisinde Batı etkisi vardır? Bak şimdi mimari yapıları kaç dönemde odaklan bana inceleyecektik? 3. Erken dönem, klasik dönem ve
geç dönen. Sana bir püf nokta. Geç döneme kadar. Ya hiçbir şey aklına gelmedi. Lale devrine kadar, 1718'e kadar ortaya koyulan yapıların hiçbirinde Avrupa etkisi, Batı etkisi yoktu. Daha ne söyleyeyim? Lale devrine kadar, 1718'e kadar sevgili dostlar, ortaya koyulan yapılarda Batı etkisi, Avrupa etkisi yoktu. Ama soru bizden neyi istiyor sevgili dostlar? Evet, vardır diyor. Sahn-ı Seman, yaz yanına, Semaniye. Semaniye. Semaniye, bu Fatih dönemindeydi hatırlayın. Bayezid Külliyesi, Nur Osmaniye Camii, Sultanahmet Camii, Rumeli Hisarı. Sevgili arkadaşlarım, sorumuzun yanıtı Nur Osmaniye Camisi'dir. Yapımına 1. Mahmut döneminde başlanıyor. 3. Osman döneminde de tamamlanıyor dedik. Şimdi sevgili dostlar, tabii mimari yapılar deyince aklımıza kim gelecek sevgili arkadaşlar? Osmanlı klasik dönemine damga vurmuş olan Mimar Sinan. Peki KPSS'de bu Mimar Sinan'ın çıraklık, ustalık, kalfalık eserleri soruluyor mu? Soruluyor. Özele indirgeyip soruyor. Belki de hepsini bir arada verip eşleştirmesini de isteyebilir. Şehzade Camii sevgili dostlar. İstanbul Şehzade Camii çıraklık. İstanbul Süleymaniye Camii kalfalık ve Edirne Selimiye Camii ustalık. Ki sevgili arkadaşlarım 2011'de biliyorsunuz Edirne Selimiye Camii UNESCO Dünya Miras Listesi'ne de alınmıştı. Sultanahmet Camii, sevgili dostlar, İstanbul'da okuyan, oraya gezmeye giden arkadaşlarımın uğradığı, oradaki banklara oturup fotoğraf çektiği, öz çekim yaptığı bir cami. Şimdi orada 2 rekat namaz kılmakta da fayda var. Değerli arkadaşlarım, Sultanahmet Camii'ye dikkat ediyorsunuz. Ehem, Bloomberg. Belki Amerikan aksanı olduğu için, hani British aksanında da yatkınlık var ama Mavi Cami olarak bilinir. Neden? Çinilerinden dolayı Mavi Cami olarak bilinir, bunu bil. Ondan sonra Türkiye'deki ilk 6 minareli camidir ve mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Hocam kimin zamanında? 1. Ahmet zamanındadır sevgili arkadaşlarım. Yapımı yaklaşık 7 yıl sürmüştür. Yapımı yaklaşık 7 yıl sürmüştür sevgili arkadaşlarım. Bu da bu şekilde. Şimdi saraylarımız var. Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı. Tamam, eşleştirmemiz sıkıntı yok. İşte 2. Mehmet, 3. Selim, Mecid, Aziz, Aziz. Soru şu, hangisinde Avrupa etkisi yok? Aferin, o zaman diğerlerinde var. Bir de dinle, İshak Paşa Sarayı vardır. Ağrı Doğu Beyazıt, atanacağınız yerlerden birisi sevgili arkadaşlarım. İshak Paşa Sarayı'nda da Avrupa mimarisinin etkisi vardır. Ama o Osmanlı padişahlarına ev sahipliği yapmış olan bir saray değil. Isıtma sistemine sahip ilk saraydır sevgili arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Şimdi tabii bu sarayları ekleyin bakalım. Bursa Bey Sarayı değil. Bursa Bey Sarayı. Bir de Edirne Sarayı. Edirne Sarayı. Sevgili dostlar, Bursa Bey Sarayı'nı hani Topkapı Sarayı gibi gezemezsiniz çünkü çok az kalıntısı kaldı. Edirne Sarayı'nı Topkapı Sarayı gibi gezemezsiniz, yine kalıntıları var sevgili arkadaşlar, haberiniz olsun. Bir köşede dursun. Tabii saray denilince özellikle bilmemiz gereken hangisi? Topkapı. Sağına soluna ok çek sana zahmet. Sağına soluna ok çek sana zahmet. İki ifade yazdırmak istiyorum. Birum, Birum, Enderun ve Harem olmak üzere 3'e ayrılır. Birum, Enderun ve Harem. Birum neydi sevgili dostlar? Dış. Enderun iç. Harem ise padişah ve ailesinin özel yaşantısını sürdürdüğü yerdir. Bizim toplumumuzda tabii harem deyince böyle çene bir yamuluyor ama yani haremin aynı zamanda bir saray okulu olduğunu da bil. O zaman saray okulu demişken sarayda da şu eğitim kurumları vardır, yazma.
Şehzadegan Mektebi çağrışım yapar. Bilin bakalım Şehzadegan Mektebi'nde kim eğitilir? Bravo. Ben gidiyorum. Bu işi çözdünüz artık. Peki. Yine onun dışında sevgili dostlar, Enderun. Bu devşirme asıllı çocukların eğitildiği yer. Ve sevgili dostlar, harem. Haremde de kimler eğitilir? Cariyeler eğitilir sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Bunu da verdik. Peki, Topkapı Sarayı ile ilgili işim bitmedi. Fatih döneminde yapılıyordu. En eski yapısı yaz. Şiir Köşkü. En eski yapısı Çinili Köşk. Bir köşede dursun. Peki sonradan eklemeler var mıydı? Az sonra. Onları daha sonraki süreçte göreceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Nereye gitti bu ya? Evet, şimdi bir diğer sorumuz değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde odaklan, el yazması eserleri süslemek ve metin aydınlatmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlere verilen isim minyatür. Peki minyatür sanatıyla uğraşan kişilere verilen isim nakkaş. Güzel. Peki sevgili dostlar, hemen bununla ilgili diğerlerini de açıklayalım. Yanına yazmanızı rica ediyorum. Tesip sanatıyla uğraşan kişilere verilen isim müzehhip. Müzehhip. Ciltçilik sanatıyla uğraşan kişilere verilen isim mücellit. Mücellit. Ve şuna dikkat ediyorsunuz sevgili dostlarım. Kağıt süsleme sanatı olmakla beraber özel karışımlı suyun içine boya serpiştirilmesiyle yapılan süsleme sanatına verilen isim Ebru. 17. kız arkadaşımın da adı Ebru sevgili arkadaşlar. Yine el yazması kitapları kopya ederek çoğaltan kişiye verilen isim müstensih. Yaz abi yaz. Müstensih. Onu da paylaşmış olalım. Bakın bunların hepsi ayrı ayrı soru olarak karşınıza çıkabilir. Peki. Bunun sorunu ne acaba? Şu olabilir mi? Şunu kaldırayım. Kendimi de kaldırdım. Evet. Umarım sıçramaz. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Lütfen dikkat, güzel bir soru var yine. Bir eşleştirme sorusu. Yanlıştır soruyor bize. Şair evlenmesi. Osmanlı Şinasi'nin yazdığı ilk tiyatro eseri doğru mu? Ancak sergilenen ilk tiyatro eseri Vatan yahut Silistre'dir. Kimindi? Namık Kemal'in Gedik Paşa Tiyatrosu'nda. Bakın, ilk tiyatro eseri farklı bir şey. Sergilenen ilk tiyatro eseri farklı bir şey. Sergilenen ilk tiyatro eseri Vatan yahut Silistre'dir sevgili arkadaşlarım. O da Namık Kemal ki Vatan şairi olarak bilinir. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen düşünürlerden birisidir. Bu doğru. Osman Hamdi Bey, Osmanlı'da ilk resim sergisini açan kişidir. Doğru mu sevgili dostlar? Hayır tabii ki. Osmanlı'da ilk resim sergisini açan kişi yaz. Şeker Ahmet Paşa. Şeker Ahmet Paşa. Sevgili arkadaşlarım, Osman Hamdi Bey'e de şunu ekle. Kaplumbağa terbiyecisi. Kaplumbağa terbiyecisi. Kur'an okuyan kız. Kur'an okuyan kız. Bakın, gerçekten çok tablosu var. Ama iki tanesi özellikle önemli. Bir daha söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Kaplumbağa terbiyecisi ve Kur'an okuyan kız. Şeker Ahmet Paşa'ya da bir ifade ekleyin. Yazmıştınız zaten. Natürmort örnekleri. Yaz. Natürmort. Ne olduğunu söyleyeceğim, merak etmeyin. Natürmort. Bu cansız varlık ve nesnelerin obje olarak kullanılmasıdır. Mesela ayvalar ve narlar diye bir tablosu da vardır. Peki Güllü Agop
Modern Osmanlı tiyatrosunun kurucusu olarak kabul edilen isim. Doğru mu? Doğru. Yine devam ettiğimizde sevgili arkadaşlarım, Itri Tuti Mucize-i Guyan isimli eserin bestecisi. Bu Nef'inin bir gazelidir. Bunun Türkçe karşılığı ne biliyor musunuz? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Haberiniz olsun. Tuti Mucize-i Guyan. Itri'nindir ki Itri biliyorsunuz 100 TL'nin de üzerinde resmi var. Ben hani çok görmediğim için bilmiyorum. Arkadaşlardan alarak gösteriyorum. Çallı İbrahim. Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan önemli bir tablosu var. Yapıştır. Zeybekler tablosu var sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Ekle. Sağa sola. Yani hocam gelme var. Ola o sizin probleminiz. Ekleyin bakalım. Hafife Jale. Hafife Jale. Neyle özelliği? İlk kadın tiyatro sanatçımız. Hafife Jale. İlk kadın tiyatro sanatçımız. Fatma Aliye. Fatma Aliye. Neydi özelliği sevgili dostlar? Evet, ilk kadın romancımız. Tabii edebiyatçı arkadaşlar itiraz ediyor ama biz bunu böyle kabul ediyoruz. İlk kadın romancımız Fatma Aliye. Biliyorsunuz Fatma Aliye de 50 TL'nin üzerinde resmi olan bir isim. Ondan sonra sevgili dostlarım bir tane daha ekletiyorum. Mihri Müşfik. Müşrik değil ha. Mihri Müşfik. Feyle. Mihri Müşfik. O da ilk kadın ressamımız. İlk kadın ressamımız. Dikkat ediyoruz. Bu paylaştıklarımı sadece tarih testi için düşünmeyin. Yurttaşların arka kısmında 6 tane soru var. 3'ü kültür, 3'ü güncel olmak üzere. Oralarda da sorulabilecek bir özellik taşıyor. Peki, mahlas neydi mahlas sevgili arkadaşlarım? Takmayız. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım burada, Özkan burada mı Özkan? Yok mu Özkan? Yaveri var he, Alper burada. Sevgili arkadaşlarım bakın 4 tanesi önemli. Gerçekten 4 tanesi önemli. Avni kimin? İkinci Mehmet, Fatih, Muhibbi, birinci Süleyman, üçüncü Ahmet'in, Necip ve üçüncü Selim'in. Peki, üçüncü Selim'in bir de Türk müziğine kazandırmış olduğu bir makam var. Ekle bakalım, çok iyi. Suzi Dilara. Suzi Dilara'yı ekle sana zahmet. Suzi Dilara. Eklemenizi istiyorum sevgili arkadaşlarım. Ve son bir soru çözüp, çünkü kafalar yani böyle sol kulağım çınlamaya başladı, düşüyor. Hemen son bir soru çözüp sevgili dostlar araya gidelim. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nde 3. Murat döneminde İstanbul'da ilk rasathaneyi kuran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi birlikte bakalım. Kimdi yanıtımız? Dün yazdırmıştım. Ulu Bey hangi devleti ilgilendiriyordu? Timur. Peki Caca Bey? Lan Caca Bey? Anadolu Selçuk mu? Allah Allah. Peki yani siz de dün dündür, bugün bugündür mantığıyla mı hareket ediyorsunuz? Şimdi sorumuzun yanıtı Takvittin Mehmet. Peki hocam Hezarfen. Bakın genelde Hazer dersiniz. Hezar, Hezar. Bin demek. Lagari Hasan, Evliya Çelebi, Katip Çelebi. Önemlidir. Katip Çelebi'yi adamlar sordu 2016'da. Bir daha sorulmaz diye bir şey yok çünkü mükerrer dediğimiz sorular var. Bakalım şimdi birlikte. 4. Murat döneminde Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçan kişi Hezarfen Ahmet Çelebi sevgili dostlar. 3,5 kilometrelik alanı uçmuştur sevgili arkadaşlar. Evet. Hezarfen Ahmet 4. Murat döneminde roketle uçuş denemesi yapan kişi Lagari Hasan Çelebi. Lagari Hasan Çelebi. Peki 10 ciltlik seyahatnameyi kaleme alan kişi Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Ve sevgili arkadaşlarım Cihan Hüma, Keşfi Zünun gibi eserleri Katip Çelebi. İşim bitmedi. Şu Cihan Hüma'nın altına coğrafya. Cihan Hüma'nın altına çeşitli ülkeler hakkında bilgi verdiği için coğrafya diyorsunuz.
Keşfi Cünun'un altına da bibliyografik eser diyorsunuz. Bibliyografik eser diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani birçok kitabı yazarıyla birlikte tanıtıyor. Binlerce kitaptan bahsediliyor, 10.000'den fazla. Ve son, bunu da verip araya gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi Ali Kuşçu'yu söylemiştik, Fatih transfer etmişti hatırlayın. İşte Sahn-ı Sema'nın kurulmasında etkili Risalet-ül Fethiye adlı eseri var dedik. Celaleddin Hızır, Osmanlı'da ilk doktor, Şifai Eskam adlı eseri var. Ondan sonra Yıldırım Bayezid döneminde yaşamıştır diyor. İlk Darüşşifa da Bursa'da sevgili dostlar, Osmanlı'da. Sabuncuoğlu Şerafettin'e yıldız atın. Sabuncuoğlu Şerafettin'e yıldız atın abi. Bunu kesinlikle öğrenmenizi istiyorum. Yine Fatih döneminin önemli tıpçılarındandır sevgili dostlarım. Şu iki eseri de öğreneceksin, hiç kusura bakma. Mücerretname'yi de öğreniyorsun. Kitab-ı Cerrahiye-i İlhaniye, onu da öğreniyorsun. Bir ricam olacak. Mücerretname'nin üstüne bir ok çek. Mücerretname'nin üstüne bir ok çek. Şu ifadeye yazı ver. Deney kitabı. Deney kitabı. Bu hani zehir panzehir çalışmaları yapıyor sevgili dostlar. Kitab-ı Cerrahiye-i İlhaniye, altına ok çek. Tedavi yöntemlerini minyatürize etmiştir diyeyim. Tedavi yöntemlerini minyatürize etmiştir. Minyatürize etmiştir. Ricamdır Sabuncuoğlu Şerafettin'i öğrenin sevgili arkadaşlarım. Sabuncuoğlu Şerafettin tabi aynı zamanda da nedir? Amasya Darüşşifası'nda da başhekimlik yapmıştır. Ve bir isim de ben ekleteyim. Altunizade. Altunizade. Ekle abi. Altunizade'yi ekle. Ve şu ifadeyi de yazıver. Yine Fatih dönemi tıpçılarından idrar yollarıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. İdrar yollarıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Evet. Tamam mıyız canlar? Bak önemli bilim insanlarını da verdik. Şimdi bir araya gidelim sevgili dostlar. 6 geçiyor. 13 dakika.